Dostlarım selamlar herkese. Ben Motivasyon Reis. Evet, bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün görmüş olduğunuz gibi şu an üniversitedeyim ve sizlere üniversitede bir tane video çekeceğim. Vlog çekeceğim, üniversite vlog çekeceğim. In order to introduce my university, I've been studying at this university for almost 2 years and I really enjoy being here. That's why I just thought that I have to show also this place and what you're gonna think of that before you come. Maybe you won't enjoy studying here, or maybe you will enjoy studying here. But what's gonna happen? I will just try to show environment. Yani diyorum ki dostlarım sizlere, etrafı göstermeye çalışacağım. Kısa bir üniversitede vlog çekiyoruz şu anda. Evet kameraman, beni takip et. Once upon a time when I was a little boy, I had taken the same video once upon a time as I told you. But now I feel like taking it again. Evet dostlarım, şu an görmüş olduğunuz gibi başlıyoruz yavaş yavaş. Sol tarafta. Görmüş olduğunuz gibi neresi burası? Görsel Sanatlar Fakültesi değil mi kanki? Görsel Sanatlar. Aynen. Şimdi bakın. Ön tarafa geçiyoruz. Ben normalde videoyu girişten başlatmadım. Giriş şurası. Gel kameraman gidelim. Görmüş olduğunuz gibi kampüsün şimdi ana taraflarına yavaş yavaş giriyoruz. Yaklaş kameraman. Diyoruz. Yaklaş kameraman. Bakın şimdi size aynı zamanda okuduğum fakülteyi göstereceğim. Aynı zamanda genel olaraktan şimdi kampüsün merkezine inmeye başladık yavaştan. Bakın. Uygulamalı Bilimler Fakültesi. As you can see, right? And I'm going towards that faculty. And I will show you the faculty that the department that I study. Over there. Dostlarım şimdi üniversitenize girişini göstereceğim. Bakın şu gördüğünüz kısım üniversitenin girişi. Yani ilk gördüğünüz kısım Uşak Üniversitesi diye giriyorsunuz oradan. Bu salonumsu yerle karşılaşıyorsunuz haliyle. Döndüğünüz zaman az önce size gösterdiğim yer Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Burası neydi kanka? İktisat mıydı? Sanırım öyle. Birazdan yakından göstereceğim. Problem yok. Gelin şimdi size üniversitenin en çok canlı olduğu yani ortamın aktığı yeri göstereceğim abi. İnanılmaz. İnsanlar orada oturuyor, sohbet ediyor falan. Yani üniversite biraz daha iş kısımlarda dönüyor haliyle. Gel kameraman yaklaş, göstertelim. Yeni gelen insanlarımıza, izleyen insanlarımıza sevgiler, saygılar, kucak dolusu herkese. Şimdi şu gördüğünüz düz yer benim çok gerçekten sevdiğim bir yerdir abi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Seviyoruz ya buralarda olmayı arkadaşlar. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. When you come here one day, I think you also will like the place, environment. If you enjoy being yourself, if you are not afraid of being single, being alone or something, if you know how to enjoy the life, I'm pretty sure you will like the university. That's all. Bu gördüğünüz fakülte iktisadi bilimler. Sanırım A, B blok diye ayrılıyor. Burası sanırım A veya B blok, emin değilim ama. Ben hazırlık sınıfını burada okumuştum. Dostlar bakın. Ben ilk buraya geldiğimde, yaklaşık 2 sene önce buraya geldiğimde bildiğiniz üzere ben İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü okuyorum ve burada hazırlık okumuştum ben. Çok güzel zamanlardı lan. Hocalarım izliyorsa buradan sevgiler, saygılar. Thank you for all the things you did for us, my teachers. Böyle ufak bir teşekkür mesajı attım. Ne yazıyor arkadaşlar? Tiyatro topluluğu. Yani biliyorsunuz ki üniversitelerde şeyler olur. Bakın dostlar. Topluluklar var biliyorsunuz. Gezi topluluğu, ne bileyim ben tiyatro topluluğu vesaire şeyler. Tiyatro topluluğunun işleri de genelde burada dönüyor. Atölyesi falan yazıyor sen görmüş olduğunuz gibi. Güzel yani arada tiyatro falan gösteriliyor. Seviyoruz izlemeyi. Sizin de seveceğinize eminim. Yaklaş kameraman. Şimdi size kendi okuduğum departmanı göstereceğim yani fakülteyi. Bakın orası. Birazdan detaylı göstereceğim. Kameraman yaklaşalım biraz daha. Evet arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi sağ taraftayız. Fen Edebiyat Fakültesi. Adı değişti dostlarım buranın. İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarzı bir şey oldu ama. Bilmiyorum yani adı değişti. İki yabancı gelmesin kulağınıza diye söyledim. Fen Edebiyat da burası geçiyor. İnsani Toplum Bilimleri Fakültesi diye buraya geçiyor diye biliyorum. Yanlışım olmasın tabii. Biraz daha yaklaşalım kameraman. Kampüste köpekler var. Genelde saldırmıyorlar ama köpekten korkuyorsanız üzgünüm. Ben şahsen korkuyorum biraz. Bir de bu taraftan göstereyim. Bakın benim hazırlık okuduğum yeri. Benim için anası çok büyüktür. Kameraman beni çek. Benim için anası çok büyüktür onların. Ve evet. Şu gördüğünüz kısım var ya. Kameraman. Birazdan şimdi oraya doğru gideceğiz. Aynı zamanda size o kısmı da göstereceğim. Orada insanların that's the place. Where people chat, where people meet, where people talk to each other. Yani insanların yiyip içtiği, konuştuğu ve sohbet ettiği yer. Orası. Kantin, iletişim kantini diye geçiyor. Ve iletişim fakültesinin altındaki kantin zaten direkt. Yandaki yerde tam olarak eğitim fakültesi değil mi? Siz orada mısınız kanka? Oradasınız değil mi? Ne okuyordun? Gazete. Gazetecilik. Bak gazetecilik okuduğun zaman eğitim fakültesine gideceksiniz. Benim biraderle de aynı yerde olacaksınız yani. Şanslısınız oğlum. Dolayısıyla evet her şey çok güzel. Etraf cıvıl cıvıl. Şu an Aralık ayındayız. Aralık'ın 5'indeyiz arkadaşlar. Ama hava inanılmaz güzel. Gölet, evet. Gölet içecek abi. Gölet de belli aralıklarla, saatlerde böyle sular mular şey yapıyor.
güzel bir görüntü var. Ben çok severim burada oturmayı. Mesela arkadaşınız geldiğiniz zaman burada oturup fotoğraf çekinirsiniz abi. Güzel bir yer. Mesela göleti seviyorum. Buranın da çok muhabbeti dönüyor. Ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Çoğunuz genelde İzmir, Ege taraflarından falan geliyorsunuz ve bu gölette dalga geçiyorsunuz. Oğlum ben seviyorum ya bu göleti. Farklı bir hava katıyor. Ya tamam bir denizin yerini mutlaka alamaz ama bence çek abi orayı. Bakın ne güzel bir ambiyans ortalıkta. Evet. Burada bir tane dostumuz var. Len ne yapıyorsun? Evet dostlarım, köpeklerden bir tanesi bu. Şşt, dur bakayım. Evet, hadi gel. Şimdi size yemekhaneyi göstereceğim. İlk videomda yemekhaneyi çok çekmemiştim. Bu sefer biraz daha ona yer vermeye çalışacağım. Şu taraftan da geçebilirsiniz bakın. O taraftan da geçebilirsiniz. Burada camimiz var. Normal direkt zaten yemekhane oradan gidiyor ama ben size bu egzotik güzel yerden geçireceğim size. Yaklaş kameraman. Burada cami var. Şurası, çek abi. Burası dediğim gibi az önce insanlar oturduğu yer. Şu an boş ama çünkü insanlar vizeden dolayı gittiler herkes evlerine. Şu anda boş. Herkes evlerine gitti. Vizeler yeni bitti çünkü. Normalde orada bayağı ortam dönüyor. İnsanlar sohbet ediyorlar falan. Çay içiyorlar, yemek yiyorlar. Gibilerinden seversiniz yani. Aşağı gidelim. Gerçekten üniversitenin bakın bu bölgede üniversite yoktur abisi. Çek abi. Fıstık gibi mekan ya bak. Göl var abisi tamam mı? Ondan sonra ağaçlar var, köprü geçiyor falan. Ben açıkçası burada olmayı seviyorum. Hele ki kar yağdığı zaman burada acayip güzel bir görüntü oluyor. Ama şunu da anlamadım. Sudan soğuk bir hava geliyor yani. Rüzgar falan. Herhalde sanırım ki biraz da coğrafya dersi vereyim size. Turistsiz bir ortam ya. Rüzgar herhalde hızlı geçiyor. Olabilir mi kanka? Bence olur yani. Değil mi? Olabilir. Yaklaş abi bak. Şu mekanın güzelliğine bak. Bak. Harbiden seviyorum lan burayı. Köprü var falan. Orada gelir oturursunuz. Ulan bak. Ne anılarım geldi kameraman aklıma kanki. Vallahi ne anılarım geldi. Kanalda videosu var. Yukarı açıklamaya koyarım. Burada zamanında az Polonyalılarla oturmadık. Sağ olsunlar bizim üniversiteyi ziyaret etmişler zamanında. Hep oturup sohbet ettik lan yemin ediyorum. Ne anılardı kanki be. Yemin ederim. Öyle de. Yukarıdan tıklayın izleyin bu videoyu da. Hadi gel kameraman gidelim. Bakın dostlarım şimdi size yemekhaneyi göstereceğim abi. Bakın. Aga seviyor musun sen yemekhanenin yemeklerini? Severim. Değil mi? Sen seviyor musun kameraman? Severim. Değil mi? Ulan güzel. Senle az spordan çıkıp yemedik orada. Şimdi şöyle bir şey. Yemekhane yemekleri gerçekten güzel. Şimdi orayı göstereceğim abi size. Yaklaş kameraman. Ulan şu arkadaki ekibe bak be. Gözünü seveyim sizin ekip be. Ya siz tabii benim gibi böyle çimenlerden çıkmayın. Normal yol var. Oradan gelin. Ben çimenden çıktım bugün. Bak abi. Bu demek ki köpek lan şu. Yok değil herhalde. Boş ver. Dostlar evet. Görmüş olduğunuz gibi yemekhane burası tam olarak. Geliyorsun giriyorsun. Kartınızı okuttuğunuz zaman turnikeyi döndürdüğünüz zaman yemek alıyorsunuz. Gelin göstereyim size. Ya da şöyle gel abi. Gel. Yemekhanenin iç kısımlarında da para yükleme yeri var. Tavsiye etmem size internetten para yüklemeyin. Çünkü bazen sıkıntılar olabiliyor. O yüzden gidin makineye sokun kartınızı. Kartınızı öttürün. Öyle paranızı yükleyin. Daha mantıklı sizin için. Sizin için söylüyorum. Yani yoksa bana fark etmiyor. Lan nereye gidiyorsun? Yine gitti. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi bakın. Size aynı zamanda şurayı göstereceğim şimdi. Burası neresi bak. Tıp Fakültesi Temel Bilimler Fakültesi abi. Yaklaş kamerama gidelim. Tıp Fakültesi'ne gidelim. Ondan sonra güzel her şey çok güzel. Mutluyuz abi. Ondan sonra insanlar var falan. Yani ben şöyle bir şey var. Tıpçı arkadaşlarım oluyor haliyle. Ama adamlarla tanıştıktan sonra ben daha adamları görmüyorum. Yani tıp okuyan arkadaşlarımı hiçbirini daha görmemeye başladım. Tıpçılar ben merak ediyorum. Siz neredesiniz abi? Lan kantine gidiyorum yoksunuz. Kütüphaneye gidiyorum orada da yoksunuz abi. Ya bir kendinizi gösterin de. Ders çalışıyorlar. Acaba? Ama tabii doktorlarımıza, tıpçılarımıza saygımız sonsuz. Kendilerine kucak dolu sevgiler. Belki de kütüphanenin senden gelmiyorsun. Vallahi kanka denk gelmiyorum ben. Anlamadım gitti ya. Sorum yemekhanenin oradan ki merdivenlerden çıktım. Çıktık şu anda ekiple birlikte. Bakın çek abi orayı. Mühendislik fakültesi. Geldiğinizde sıkıntı yaşamadan bulabilirsiniz burayı. Hacım burası neydi ya kameraman? Hocam burası şurası. Teknik bilimler. Sosyal bilgiler bir şeyler geziyor yan tarafında ama bizim spor yaptığımız yeri göstereceğim dışarıdan. Spor yapmak istediğiniz zaman gelirsiniz, takılırsınız, beğenirsiniz, abone olursunuz falan gibilerinden göstereceğim sizi şimdi. Biraz da yoruldum lan sabahtan beri geziyoruz ha. Evet arkadaşlar arkamızda da görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir hoca kadrosundan oluşan spor salonumuz mevcut. Spor yapıyoruz abi orada. Sağ olsun kardeşimle birlikte bana eşlik ediyor. Orada da sporumuzu, kardeşim derken arkadaşım bu arada lan şey anlamayın. Öz kardeşim değil. Sporumuzu yapıyoruz orada.
güzel takılıyoruz genelde. Spor salonu ama şöyle bir şey var. Limitli ve seans seans giriyoruz. Onu da buradan belirteyim sizlere dostlar. Ya bir şekilde antrenmanımızı yapıyoruz. İyi kötü bir şekilde. Seviyoruz lan antrenman yapmayı. Antrenman yapın. Kesinlikle. Hocalarımıza çok selamlar. Antrenman yapın hayatta. Bakın gezin. Öğrenin, antrenman yapın. Yani beyninizi ve vücudunuzu meşgul edecek işler yapın dostlar. Hayat yatmak için çok kısa oğlum. Hayata ses getirecek işler yapın. Vücudunuzu, aklınızı, beyninizi geliştirin ve sürekli öğrenmeye devam edin. Kısacası bir motivasyon reis tavsiyesi. Evet. Şimdi size çok güzel egzotik alanlar göstereyim. Güzel, bir sevdiğim. Arkadaşlar olduğunuz gibi burayı muhtemelen çoğunuz bilmiyor. Buraya şeyden geldik. O tıp fakültesinin dediğimiz kısım var ya. Üniversitenin arka tarafında böyle çok güzel bir çamlık alan var. Bakın her zaman şunu söylerim ben, şunu savunurum. Arada mesela insanlar kafamı bozduğu zaman, kendi kendime kafamı bozduğu zaman gelirim buraya, temiz hava alırım tek başıma. Müzik dinlerim, o çimenlerde mesela çam ağaçlarının şeyine basarak rahatlatıyorum kendimi. Yani her zaman içinizde bir parça doğaya ihtiyacınız var. Bu video kampüs vlogundan çok daha fazlası dayı. Çünkü anladınız mı? Ya gelir kafanızı dinlersiniz. Bakın bu iyi bir şeydir. Doğayla iç içe olmaya çalışın hayatınızda her zaman. Unutmadan bir de şunu söyleyeceğim gençler, kameraman. Bakın arkadaşlar, üniversitede beni rahatsız eden gerçekten bir durum var. Olay şu. Çoğu arkadaşlarımdan duyduğum bir tane olay var. Adam diyor ki mesela, gel birazcık şöyle yürüyelim. Adam diyor ki mesela, kanka diyorum üniversiteyi seviyor musun falan. Üniversiteyi diyor sevmiyorum diyor. Diyorum neden sevmiyorsun mesela? Şu yapılacak bir şey yok, şunu yapılacak bir şey yok. Bu tarz canımız sıkılıyor falan filan. Bak ben şunu size sormak istiyorum arkadaşlar. Hayatta bu dünya için ne yaptınız abi? Hayatta bu ülke için, bu dünya için ne yaptınız? Çıkıp bir dil öğrendiniz mi? Çıkıp bir kitap okudunuz mu? Ulan hayatta ne yaptınız da gelip burada olduğunuz yeri beğenmiyorsunuz? Kanka ben açıkçası bu tarz insanları nasıl savunuyorum biliyor musun? Sanki diyorum ki alacağım ben seni İngiltere'de bir Cambridge'e koysam. Sallıyorum Amerika'da çok güzel bir üniversite koysam. Sanki adam onu sizin dünyayı fethedecekmiş gibi konuşan insanlar var. Ben buna birazcık daha karışayım dostlar. Dolayısıyla hayatta hiçbir şey yapmadan, hayatta dünyaya faydalı olmaya çalışmadan, bu dünyada yok işte şurada olsam şunu yapardım, burada olsam bunu yapardım diyerek hiçbir şey yapmayın. Çünkü yapan adam nerede olursa olsun yapmak isteyen adam bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla yani çok da üstten böyle konuşmayın. Böyle kanka beni rahatsız eden bir durum vardı, onu söylemek istedim genel olarak. Yani çok da böyle artistik yapmayın yani. Yok işte şurada olsam şunu yapardım. Hiçbir şey yapamazsınız oğlum. Açık ve net söylüyorum size. Siz dünyanın en iyi üniversitesini de koysak, orada da yapacağınız şeyi ben size söyleyeyim. Bir odanız olurdu. Dersen sonra çıkar giderdiniz odanıza. Hiçbiriniz, bunu diyenler için söylüyorum, herkes üstüne kesinlikle anlamasın, ne yeni bir insanla tanışmaya çalışırdı, ne yeni bir kültür öğrenmeye çalışırdı, ne yeni bir dil öğrenmeye çalışırdınız, ya da dünyaya faydalı olmaya çalışırdınız. Hiçbir şey bunu yapmaya çalışmazdınız. Dolayısıyla yapacağınız şey ders bittikten sonra tekrardan odanıza gidip yatmak olurdu. Durum bu gençler. Ben Motivasyon Reis. Umarım bu videoyu... Ulan videonun sonunda da sinirlendik kanka. Önemli değil. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım daha güzel yerlerde daha güzel işler yapmak dileğiyle. Sonunda biraz da yükseldik ama kesinlikle herkes üstüne alınmasın. Sadece üstüne alması gerekenler üstüne alınsın diyorum. Ama gerçekler de insanın canını acıtıyor bazen. Umarım üniversitemizi beğenmişsinizdir. Kampüste beni gördüğünüz yerde çekinmeyin lan. Hatta gelin bana çay ısmarlayın falan. Değil mi kanka yani? Çay ısmarlayın, otururuz, yeriz, içeriz ve eşlik ederim ben size falan. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir nebze sizi mutlu edebildiysek, size faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Kameramanıma, yanındaki diğer arkadaşıma, eşlik ediyor kendisi, kardeşimsin. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir nebze bizi örnek alan, bir nebze bizi hayatında rol model olarak gören herkese de kucak dolusu sevgiler. Daha büyük işler yapmak dileğiyle. Görüşürüz. Ben Motivasyon Reis.